Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Günah insanını yüzüge hem de kalbige karalı inap geledi. İbn Abbas radıyallahu anh aytadı. Günah sebeplik yüzde karalik, kalpte zulmet, adamların kalplerinde kerahiyet, cesette zayıflik ve rızkta tenglik var. Günah sebeplik. Taat sebeplik ise yüzde yorug'lik, kalpte nur, adamlar kalbide muhabbet, cesette kuvvet ve rızkta kenglik var. Kesel boğulurken adam bir kadar günahlarını kalp görsün. Yüzü kara bulurken, kalbi kara bulurken insanlar bana şimdi sırmaz yanda. Hammamız şu zamanda şey yapız. Fohşanı görüyor musunuz? Yüzü de rengi görüyor musunuz? Siz bilmiyorsunuz onu fohşalı gene. Yüzü geçince karesinde Osman rengi galatı da değilsiniz. Osman ibn Affan radıyallahu anh'ın darı da bir kişi girip geldi mecliske. İkincisi geldi, üçüncüsü, dört ve beş adam oturgenden ki Osman ibn Affan yaptı ki hazır meclisimizde közüde bir zina asalatı bulan bir adam girip geldi oturdu dedi. Ya Miral Muminim Peygamberden ki vahiy kele yaptı mı dedi. Kayadan bildiniz de o da Muminin farasatı dedi. İtibar verirler de. Ara hor adamı yüzde kanı karayın boladı. Günahını tınmasına kılayken adamlar yüzüye karayırlar da alamatları var. Günah insan yüzüye karalık. Kalbiki zulmet de opkeledi. Rızkıki tayini de opkeledi. Mesela ayettiler ki, şu arağı içindeki nohatta ürf boğayan, halklarda içi diyen, tınmayan arağı çaldığı adamı kim yakış görürdü? O mumunlar da arası demez. Şu ara adlı nasıl boğayan adamlar da içi de. Şu fahşabaz dibinin şugullanan adamı kim yakış görürdü? Günah insan yüzüye şimdiki karalığını opkeledi. Şunca dalil aytilindi. Kifoya qilar gunoh qilmaslik. Kifoya qilmaydimi? 9-dan taatdan mahrum bo'ladi. Gunohni ko'p qilgan odam taat ibodat qila olmaydi. Masalan, "Etta men bomdodda jamoat o'qiyman" dedi. Tong otadi, himmati pasayib ketadi. "Ettaga Xudo xolasa roza tutaman dushanba payshanba" dedi. "Etta men bo'ladi?" "Ettaga falonchi xolamni ziyorat qilaman" dedi. Kün kegen payetleri makaladı. Ki cümazı yarabı kılabı. Allah da ola bir bendeni kıyan amelini kabul kıyanını fakat özü biladı. Lekin ulamalar aytadı bazı bir alamatları var. Şu kıyan amelini kabul kıyanı yine bilişi mümkün şu alamatları da. Şuradan bittersi bugün 10 madde subhanallah işe deyişke kadir bugün bası ettes günü 20 maddeki kadir buladı. Macuma 10 son taşıyan olsa masjid deyiyor. Keyingi cuma 20 son taşıyordu. Yani bugünkü kıyan işinizden, ertege kıyayken işiniz köpeyken olsa, savablı amaliniz küçüğüyken olsa, demek amaliniz kabul bol yaptı. Yani biz şey. Etteden başlayalım. Bol. Etteden kulağısını bir paradan okuyman. 30 günde Kur'an'da. Kur'an'da başlayıp yetkizmeyenler var mı aramızda? Bir Ramazan'da. Albatta var. Himmat zor buladı. Ben şimdi şimdi bir paradan okusam, kendi okuyamıyorum. Yigimemeyi oturamıyorum. Oturamam dedi. Üç gün, beş gün, her kim özenen masaya karar, tohtatıp koyuyor adı. Demek günah kılıçlık insanına taat ibadetten mahrum kıladı. Onun için de daimi suratta kişinin günah kılıçlığı tartıp duradı. Bitti yalan yapıradı. Günah. Şimdi bu günah yine bitti günah tartıradı. O yalan yapış için üçte günah yap, yalan yapıradı. Allah bergen künüge razımez. Özde günah şu. Razı bulma gene giden zor yaşayıp getirmenip durup prasentke pul aladı ikinci günah. Prasentke pul agenden ki devamını bilasılar. Günah kılayken adam bitti günahı ikinci günahını tartıp duradı. Bitti apayın mı dedi. Köngül için dedi. Hani meclis geçirse. Bitti apayın dedi. Bitti apayadı. Ha cübb olsun dedi. İki tane koyardı. Şu böyle ne oldu? Ketti. Özü aslı, özü meclisi kirmesliği kere gidi. Arahbarlığını kör geldiğin şart durup çıkıp geçiş kere gidi. Allah'dan korkan adam. Oturdu mu? Bitti günahı da yani ulan uğradı. Demek günah kılıçlık, kendi yeni günahını köpeğe sebep oladı yaşlarda. 11. Den. Allah da Allah'ın nazlı da pas oladı. Mumun adam aziz Allah için.
Qachonki gunoh qilarkan Alloh taolo nazarda past bo'ladi. Agar biz gunoh qilmasdan, agar gunoh qilib bo'lsak ham istig'for etib kechirim so'rasak, Alloh bizni aziz qilsa, bizni balo uqubatlardan, musibatlardan albatta chiqaradi. Biz istig'for etsak, Alloh gunohimizni kechiradi, duolarimizni ijobat qiladi. Boshimizdagi tashvishli kunlarni albatta Alloh taolo ko'taradi. Faqat gunohni kamroq qilaylik. 12-dan insonning qalbida xorlik bo'ladi. Subhanalloh, eng chiroyli kiyimni kiyib, eng qimmat mashinani minib, odamlarni haybatlantiradi-yu, lekin xor. Chunki gunohni tinmasdan qilayotgan odamning qalbida qilayotgan gunohini xorligi doim turadi. Biladi odamlarga zulm qilib pul topayotganligini. Biladi odamlar qarg'ayotganligini. Biladi bir kun javob berishni kerakligini, jahannamga ravona bo'lishini biladi-da, zo'r ko'rinishi hayotda yashab turib, ko'rinishi zo'r bo'lgan hayotda yashaydi-yu, lekin xorligi qalbida bo'ladi ularda. Gunoh qilgan odamning qalbida doim xorlik bo'ladi. 13-dan insonning aqli doim kamayib, pasayib turadi. Ulamolardan biri aytadi, kim Allohga osiy bo'lsa, uning aqlidan bir qismi uchadi, qiyomatgacha qaytib kelmaydi. Imom Shofiy qissasini aytganmiz. Imom Shofiy shunaqa zehni zo'r o'tkir bo'lgan, hozir aytib turadi, 100 ilm bilan munavvar qilibdi, gunoh qilmang deyapti Imom Malik. Imom Shofiy bir marta o'qiyotlar ekan. Hattoki qo'lini mo'abbetga qo'yib turib, mo'abbetda o'qib olib, ene buni to'sib ochar ekan. Chunki orada bitta so'zni bu yoqqa o'tkazib qolsa, miyasiga yozilib qolar ekan, xuddi qog'oz bilan yozgandek. Shunaqa zehni zo'r bo'lgan. Bir kun ustozini oldiga keladi, bir marta o'qisa yodlanmayapti. Ikki marta, uch marta o'qib turib yodladi. Ustoziga qarab turib, "Ustoz, menga nima bo'ldi?" desa, "Hozir kelyapti, nima ish qildingiz?" dedi. Uydan chiqib ustozini oldiga kelguncha bo'lgan yo'lda bir o'ylansa, bir ayol kishini tovon ochilib qolgan ekan. U davrda ayollar hammasi avratini to'sib yurgan. Tovoniga ko'zi tushib qolganiga kallasini 50% ishlamay qolyapti. Endi bizga Allohning rahmati bo'lsin. Allohning rahmi kelsin, uylarni topib boryapsizlar ham. Gunoh insonning aqlini qisqarishiga, aqlni pasayishiga sabab bo'ladi. Gunohni ko'p qilarkan biz aqlimiz pasayaveradi. Gunoh shumlik hamda musibat olib keladi. Alloh taolo shunday Qur'onda marhamat qiladi. Zohir al-fasadu fil barri val bahri bima kasabat aydin nas li yudhiqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un. Odamlarning o'zlari qilgan qilmishlari sababli quruqlikda ham, dengizda ham turli ofat balolar yuz berdi. Insonning qo'li tufayli quruqlikda ham, dengizda ham fasod tarqaydi. Ekologiya buzilayotgan bo'lsa, baraka ketayotgan bo'lsa, dehqonchilik bo'lmayotgan bo'lsa, hayvonlarga kasal tegib o'layotgan bo'lsa, Alloh taolo aytayapti, o'zingizlarni qo'linglar sababli bo'ladi. Gunoh sababli bo'ladi. Bu balo va ofatlar odamlar qilayotgan gunoh ma'siyatlardan qaytishlari uchun ularga qilgan ayrim gunohlarining jazosini toptirib qo'yish uchundir. Qilgan gunohingizga jazo keldimi? Qayting deyapti. Qaytsangiz Alloh taolo avf qiladi, kechiradi. Gunoh insonni tili xiyonat qilishligiga sabab bo'lib qoladi. Til qana qilib xiyonat qiladi? Inson mana shu tilini ikki og'iz so'zda aytib qo'yishligiga juda zor bo'lib turgan paytda til xiyonat qilib qo'yadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, kimni ketar soatida oxirgi tilidan chiqqan so'zi la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah bo'lsa albatta jannatga kiradi degan Rasulullah. Bu til qurib ketgan umr bo'yi gapirdi tinmasdan. Umr bo'yi pand bermadi. Umr bo'yi ishlab yurdi yolg'onlarni gapirishlikka, yolg'on qasamlarga, g'iybatga, hazilga, shikoyatga. Endi ikki og'iz so'zda aytishlikka haqiqatan muhtoj bo'lib turgan paytida, o'lim soati yetgan paytda shahodat kalimasini ayting deginsa, ayta olmayman deydi. Bilmaysizmi desa, bilaman, lekin ayta olmayman deydi. Alloh taolo ketar soatimizda shahodat kalimasini barallatishlikni hammamizga nasib qilsin. Innamal a'mol bil xavotim degan Rasululloh, amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Nimani ustida vafot qilsa, shuni ustida tiriladi degan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. 15 ta gunohni sanadik. Allohning g'azabi. Gunoh tufayli mu'minlar yomon ko'rishligi, rizqdan mahrum bo'lish, ilmdan mahrum bo'lish, balolar yog'ilishligi, Allohdan uzoq bo'lish, yolg'iz qolish, qalbi yuzdagi qoralik, to'atdan mahrum bo'lish, gunohga doim tortilib turish, Allohning nazarida past bo'lish, aqlni pasayishi, qalbdagi qoralik,
günah neticesi, şümlik hem de tilning hıyanatı. Günah bana şimdi musibetlerin başımıza yapıp geledi. Ne için til eylemeye kaldı bu adamla? Çünkü günah görme. Amallarımız sahifasını tavla bile tazeleyelik. Onu istiğfar bile doğrulayelik. Abba halatı keltireyelik. Kıyamet günü de amallarımız bile kuvanayelik. Eğer siz bile biz, aklın rahatını, kalp keyinliğini, nefs hatırcamlığını, cesat kuvvetini, beden sağlığını haklasa günahdan ehtiyat olaylık. Eğer yaş yaşayış haklasa günahdan ehtiyat olaylık. Afat, kesel, ıstıraplardan aman buluşu haklasa istiğfarda daim olaylık. Allah subhanahu wa ta'ala istiğfar ayta diyen bandalardan kıyam olsun. Dualarımızı icabat kısın, amalarımızı kabul kıyam olsun. Akulu kavli hâza ve astaghfirullahi li ve lakum. Assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.